Arkadaşlar merhaba. 13 Kasım Cumartesi İngiltere Linford koşularıyla ilgili tahminlerimi paylaşacağım. Tabii ki tahminlerimi tüm koşan atların koştuğu koşuları, hangi pistte, hangi mesafede, hangi jokeyle, kaç kiloda, ne derece yaptığını inceledikten sonra oluşturuyorum. Yeni koşacak atların veya tayların hakkında ise güncel bahis oranlarından faydalanarak yapıyorum. Taylarda yurt dışı güncel bahis oranları çok önemli. Onlar tayların çalışmalarını, galoplarını, ahırlarını, sahip veya antrenörlerine ulaşabiliyorlar. Onun için taylarda yurt dışı güncel bahis oranları çok önemli. Bütün bunları değerlendikten sonra tahminlerim şöyle. 7 koşulu bir program olacak. Birinci koşu 15.10'da, altılı ganyan ikinci koşuyla 15.45'te başlayacak. Birinci koşu maiden bir koşu, maidenden çıkma mücadelesi olacak. 2 yaşlı tayların 2000 metrede koşulacak. Tüm koşularda sentetik pistte yapılacak. Burada biraz önce bahsettiğimiz yurt dışı güncel bahis oranlarıyla ilgili bir durum var. 2 numaralı Independent Hack yurt dışında çok büyük favori. Dolayısıyla ben de yedili plase için yeterli olacağını düşünüyorum. Kaldı ki 1 numaralı Accuracy Game Master'da üçüncü şanslı at olarak değerlendiriliyor yurt dışında. Muhtemelen yedili plaseye biri girecektir. Altılı Ganyan'a gelecek olursak, Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 1600 metrede koşulacak. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlar arasında. Ben burada 6 ata şans vereceğim. Öncelikle 6 numaralı Delicate Kiss, 12 numaralı Keenstone, 8 numaralı Will Irvine, 10 numaralı Catch My Breath, 1 numaralı Prince Rock ve 2 numaralı True Belief. Biraz fazla at yazmış oldum ama klas 6 bir koşu. Klas 6 bir koşu zor bir koşudur her zaman. Ayrıca ilk ayaktan yatmak da insanın canını sıkıyor. Umarım bu 6 attan biri gelir. Üçüncü koşu 1600 metrede yapılacak. Burada 3 ata şans vereceğim. Öncelikle 6 numaralı Pistoletto, 3 numaralı Imperial Sands, 4 numaralı Change, 8 numaralı One Small Step. Bu 4 atı da ayırmadan yazmanızı öneririm. 4. koşu altılığın 3. ayağı. Burada da yurt dışında büyük favori olan 6 numaralı Dizertliğim muhtemelen gelecektir. Ama ben yanına bir at önereceğim. 2 numaralı Brigstone. Kuponumda yer olursa 2 numaralı Brigstone'u da yazmayı düşünüyorum. Beşinci koşu çok uzun bir koşu. 3170 metrede koşulacak. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlar arasında.
Bu koşuda tabela bahis de oynanabilecek. Burayı 3 atla geçmeye çalışacağım. Öncelikle 3 numaralı Bird for Life. Son yarışında starttan yaklaşık 10 boy geç çıktı. Benim ilk şans vereceğim isim olacaktır. Sonra 8 numaralı Gustav Ak. Ve son olarak 9 numaralı Hannah Light. Burada tabela bahis olduğu için dördüncü bir at önereceğim. 2 numaralı Severus Alexander. Altılı için düşünmesem de tabela bahis için dördüncü at olarak öneriyorum. Altıncı koşu 1200 metrede yapılacak. Class 1 listed koşu. Golden Rose Stakes olacak. Günün tekini burada vereceğim size. O da 5 numaralı Good Effort. Tek olarak tavsiye ediyorum. Sıralı 5'li bahis var. Tuttuğum atları sırasıyla söylemek istiyorum. 5'ten sonra tabii ki. 3 numaralı Excellent Angel, 8 numaralı Misty Gray, 6 numaralı Harry's Bar ve 12 numaralı Joska. Altılılara 5 numaralı Good Effort'u tek olarak öneriyorum. Günün son koşusu 18.40'da koşulacak. 2000 metrede. Yine listed koşu, klas 1 koşu, Churchill Stakes. Burada da yurt dışında 1 numaralı Pally Driver büyük favori. Ben 4 atlı geçmeyi düşünüyorum burayı. İkinci şanslı ismim 2 numaralı Dubai Warrior. Üçüncü şansı 4 numaralı Foxtail ile ve son olarak 10 numaralı Kestenya. Bu 4 atı da yazmanızı öneririm. Altılının durumuna göre 1 numaralı Play Driver'ı da tek atabilirsiniz. Şimdiden bol şanslar dilerim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.